Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte chord melody yani akorlarla melodilerin nasıl beraber çalınabileceğine şöyle yakından bakacağız. Bundan önce tabii ki de hatırlatmak istiyorum ki bana her zaman e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. nazim.onurataman@gmail.com. Onun dışında tabii ki de videoların altında bir comment kısımları var biliyorsunuz. Oraya da comment bırakabilirsiniz. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ataman Onur sayfasından bu zamana kadar geldiğimiz bütün videoları da izlemenizi tekrar isterim. Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu hafta sizlerle birlikte Paris'teyiz. Benim için gerçekten çok heyecan verici bir şehir. Paris portları aslında üçlüler halinde yukarıya doğru çıkartmaktansa dörtlü aralıklar halinde yukarı çıkartmış. O zaman ne oldu? Do, daha sonra Fa. Devam ettirelim. Diğer dördüncü şeklimiz. Burada da aynı şekilde si sesini tutuyorum. Sorularınız varsa eğer görmek istediğiniz bir takım teorik konular ya da gitarla ilgili, piyano ile ilgili, belki de şarkı söylemekle ilgili şeyler varsa bana her zaman sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bunlarla da ilgili videolar çekmekten size mutluluk duyuyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden chord melody konusuna hemen başlayalım. Sevgili arkadaşlar, bu hafta sizlerle birlikte şimdi akorlarla melodilerin nasıl çalınacağına şöyle yakından bakacağız. Fakat şöyle enteresan bir konuyu da gündeme getirmekte bence fayda var. Nedir o? Biz teorik şeyleri öğrendiğimiz zaman böyle kağıt üzerinde ya da ne bileyim ben işte sınıflarda, okullarda vesairelerde gitarın bazen spesifik yapısını unutuyoruz gibi geliyor. Ne demek istiyorum? O da şu, gitar aslında piyanoya benzemiyor. Neden piyanoyu söylüyorum? Çünkü biz teorik konuların, derslerin vesairelerin çoğunluğunu biz piyano üzerinde öğreniyoruz. Daha sonra gitara geldiğimiz zaman bunun aslında gitarda tam olarak çalışmadığını gördüğümüz zaman oldukça panikleyebiliyoruz gitarcılar olarak. Bunu söylemekte büyük fayda var. Peki bu farklılık nedir diye düşünürseniz o da şu, şöyle elimde küçük bir piyano resmi diyeyim. Şimdi buna yakından baktığımız zaman burada gördüğümüz düzen beyaz tuşlar ve siyah tuşlar olarak oluyor. Buraya kadar hepimiz zaten 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Buradaki beyaz tuşların sıralaması aslında diatonik dizi dediğimiz sıralı bir majör diziyi bize veriyor. Üst tarafa baktığımız zaman ve bunlar tabii şunu da söylemek lazım 7 sesten oluşuyor. Üst tarafa baktığımız zaman siyah tuşları gördüğümüzde ise siyah tuşların aslında bir pentatonik dizi oluşturduğunu görüyoruz. Yani konstrüksiyon olarak piyanonun ortaya çıkışı diatonik ve pentatonik dizilerin ikisinin beraber olarak ortaya çıkmasından yani 12 sesi bize vermesinden kaynaklanıyor. Fakat gitara geldiğimiz zaman mesela diyelim ki yakından gitara bakmaya çalışalım. Gitarda bizim 6 tane telimiz var. Bunlardan tabii bir tanesi tekrarlıyor. Ve bunun dışında her tel sanki independent yani kendi başına hareket edercesine şekillenmiş oluyor. Ve sesler piyanodaki gibi hani aşağıda dediğim ya çok basit olarak söylediğim şey bu beyaz tuşlar yan yana bir sıralı olarak bastığımız zaman aslında direkt do majör gamını elde edebiliyoruz. Yani diatonic scale'i elde edebiliyoruz. Yukarıda da çaldığımız zaman bunları bir sıra halinde pentatonik çıkıyor. Fakat gitar üzerinde düşündüğümüz zaman bunu yapmak istediğimizde bir sesten diğer sese hareket ettiğimizdeki yaptığımız hareket kromatik ismini verdiğimiz bir hareket ortaya çıkıyor. Yani yarım ses yarım ses yani half tone half tone nasıl? Bir takım konuları çalışırken ve bazı öğrendiğimiz hani teorik, teoride doğru olan ya da ne bileyim ben piyanoda mümkün olan şeyleri gitarda çalamamamıza yol açıyor. Peki bunu ortadan kaldırmak için biz ne yapıyoruz gitarda? En basit uyguladığımız tekniklerden bir tanesi, ha şunu da söyleyeyim neyi yapabiliyoruz diye düşünürseniz, triad yani üçlü dediğimiz akorları biz çalma imkanımız var. Fakat mesela 7 ses, daha doğrusu 4 part harmoniye geçtiğimiz zaman yani akorların 7.
Ondan sonra ne bileyim ben belki 9. 13. seslerini falan koymak istediğimizde piyano gibi bir şansımız yok. Burada ne yapmaya başlıyoruz o zaman? Biz Drop 2 dediğimiz bir sistemi kullanıyoruz. Drop 2 drop demek aslında düşürmek anlamına geliyor. Drop 2'da da şöyle düşünebilirsiniz. Mesela diyelim ki Si, Do, Mi, Sol 3. çevrimini çaldığımızı düşünürsek Si, Do, daha sonra Mi ve Sol geliyor. İşte yani şöyle düşünelim isterseniz. Si, burası Do, burası Mi, burası Sol. Buradaki Mi'yi ben drop ediyorum, yani aşağıya düşürüyorum. Ve burada aldığım zaman Mi, Si, Do, Sol diye bir voicing elde etmiş oluyorum. İşte biz buna drop two chords diyoruz. İngilizcesi drop two, yani ikinci sesi aşağı at anlamına geliyor. Böyle olduğu zaman bütün akor type'larını diyelim, biz drop'lar halinde çalmaya başlıyoruz. Bu teoride nasıl ortaya çıktığını gösteriyor. Mesela şöyle bir egzersiz yapabilirsiniz bunu hemen toparlamak için. Gitarın bu tip şeyleri çalışırken mümkün olduğunca en kalın sesle başlamaya çalışıyoruz. O zaman da Do majör 7'de bu drop 2 ortaya çıkıyor. İlk önce bizim elde edebileceğimiz. Daha sonra Sol, Do, Mi, Si. Daha sonra Si, Mi, Sol, Do. Daha sonra Do, Sol, Si, Mi. Sonra da tekrar kendisini burada tekrarlıyor. Şimdi buraya kadar ezberlediğiniz zaman aslında bir sıkıntı yokmuş gibi görünüyor. Fakat biz bu bilgiyi tabii ne yapıyoruz? Minör akorların üzerinde yapıyoruz, dominantların üzerinde yapıyoruz, half diminishlerde, diminishlerde, aklınıza gelebilecek bütün akor tipleri üzerinde yapıyoruz. Fakat en büyük sıkıntılardan bir tanesi bunu yaparken melodiyi nasıl çalacağımızı unutmaya başlıyoruz. Bu akor tipleri hakikaten bu bizim hani ilk gitara başladığımız zaman öğrendiğimiz simple chordlar diyeceğimiz open chordları mesela çaldığımızda oldukça rahat bir şekilde belki yapabiliyoruz. Fakat bunların fingeringleri oldukça karışık. Bir kere bu bizi teknik anlamda birazcık sıkıntıya sokuyor. Daha sonra da aslında en önemli olan şeyi atmaya başlıyoruz. Nedir o? Akor melodisi, yani chord melodi dediğimiz şeyi çalabilmemiz için bizim melodiye bir kere öncelik vermemiz gerekiyor. Burada da melodi dediğimiz nota her zaman tap notası dediğimiz, yani yukarıdaki soprano notasına denk geliyor. Fakat gitarın gene bir garipliğinden diyelim, biz aşağıya baktığımız zaman sopranoyu yukarıda düşünmemiz gerekiyor. Bilmiyorum anlayabildiniz mi buraya kadar? Çünkü biz basit olarak aşağısı dediğim zaman böyle bir hareket yapıyoruz. Yani burası aşağısı oluyor, burası yukarısı oluyor. Fakat mesela piyanoda baktığımız zaman sağ taraf yukarısı gayet mantıklı. Yani buradan yukarı çıkıyorum diyebiliyorsun, buradan aşağı inebiliyorsun. Fakat gitarda tamamen ters bir mantık olduğundan dolayı bence bu birazcık da aslında belki de psikolojik bir etkisi de diyebiliriz. Gitar öğrenmenin zorlukları gibi bahsedersek. Tap melodisi aşağıda görünüyor. Sonra ne yapacaksınız? O zaman demek ki bu aşağıda görünen tap melodileri, yani soprano partları bir kere bizim belirgin olarak çalıyor olmamız lazım. En basit yapacağınız tekniklerden bir tanesi. Diyelim ki bu majör 7 drop 2 akorunu basıyorsunuz. Do majör 7 için söylüyorum. Ve tap notasını ben birazcık daha fazla çalmaya başlıyorum. Şöyle yaptığım bir hareketten sonra ben bu sesi benim duyabildiğimi görüyorum. Eğer benim melodim olsaydı eğer chord melodi olarak çalmaya başladığım zaman demek ki çalabiliyordum. Şimdi burada gene bir aç parantez yapacağım. Bu da çok önemli bir şey. Majör 7 akorlarında diğer anlattığım aslında diğer videolarda bulabilirsiniz. Majör 6'lı akorunu da biz es geçiyormuşuz gibi geliyor. Majör 6'lı da gene burada bir shortcut'ı söylemekte fayda var. Aslında relatif minörünün çevrimi gibi düşünebilirsiniz. Yani Do majör 7'nin substitution'ı diyoruz biz ona. La minör 7 olmuş oluyor. O zaman demek ki ben bu sesi çalmak istediğim zaman aynı zamanda bu voicing'i de kullandığımda
hem La minör 7 gibi çalmış oluyorum hem de Do majör 6 gibi çalmış oluyorum. Farkındaysanız renk olarak oldukça farklılarken birbirlerinden. Burada da siz kendi tercihinizi kullanabilirsiniz. Bir substitution daha var Do majör için düşündüğümüz zaman, o da Mi minör 7. Şöyle toplamak gerekirse, demek ki ben birinci akorumu çalmak istediğim zaman 6. minör akoruyla ve 3. minör akoruyla onları substitute edebiliyorum. Yani o zaman demek ki ben şu sesi armonize etmek istiyorsam bunu yapabiliyorum. Daha sonra La minör 7 gibi basabiliyorum. Daha sonra Mi minör 7 gibi. Gördüğünüz gibi Mi minör 7 gibi bastığım zaman aslında 9'usunu da içinde veriyor. Ve aslında bu gene bir tane daha enteresan bir konunun da kapısını bize açıyor. O da aslında rootless chordlar dediğimiz şey. Ki caz müziğinde oldukça fazla ve sıklıkla kullanılan bir teknik. Yani rootless dediğimiz zaman biz kök sesini basmadığımızı düşünüyoruz. Dikkat ederseniz mesela diyelim ki La minör 7 bastığımız zaman burada Do sesi bulunuyor, yani kök sesi bir şekilde bulunuyor. Tabii ki de şeyde bulunmuyor, basta bulunmuyor ama içeride bulunuyor. Fakat Mi minör 7 için konuştuğumuz zaman root burada bir yerde ya da belki de burada bir yerde olacak. Bunu ne yapıyoruz? Biz tabii ki de basçıya ya da başka bir enstrüman varsa onlara bırakıyoruz. Demek ki o zaman sadece ve sadece soy sesini ben armonize etmek istediğim zaman aklıma gelebilecek possibility'ler, yani olasılıklar bu üçü olabiliyor. Devam ettiğim zaman Do majör 7'yi bastığımda C sesini buradan alabiliyorum ama aynı zamanda gene diyorum ki La sesi de var scale'in içerisinde. O zaman demek ki bu üç sesi ben armonize etmek isteseydim Do majör ile beraber belki de şunu kullanabilirim. Demek ki birinci akor için biz 3'ü ve 6'yı substitution olarak kullanabiliyoruz. Bu terim de bizim terminolojimizin içerisine yerleşmiş oldu. Peki o zaman neye dikkat etmem lazım? Chord ve melodileri beraber çalabilmek için. Aslında diatonic scale dediğimiz, yani majör gamı düşündüğümüzde bizim aşağı yukarı elde edebileceğimiz, böyle basarak elde edebileceğimiz sesler, fa'yı almıyorum şu anda. Sol, la, si, do, re ve mi desek, buraya kadar armonize ediyor olduğumuzu düşünürsek, sadece ve sadece de Do majörü düşünürsek, o zaman yapabileceğimiz possibility'ler şu şekilde ortaya çıkıyor. Bakın mesela burada çok enteresan bir voicing kullanıyorum. Burada La, Re, Sol ve Do'yu alıyorum. Bu aslında 6-9 akoruna denk geliyor. Peki başka ne yapabilirdim? La minör çalabilirdim. Onun dışında belki hani triad çalabilirdim. Şimdi diyeceksiniz ki benim aslında mesela şöyle otomatik olarak gittiğim zaman şu şeyim var, drop 2 akorum var. Fakat bu dikkat ederseniz çok böyle hoş duyulmuyor benim kulağıma. Yani çünkü burada si ve do sesi, aşağıda si sesi var ve yukarıda Do sesi var ve buna biz dissonans diyoruz. Bunlar birbirleriyle çarpışıyorlar. Aslında biz bazen dissonansları seviyoruz. Mesela bu tip bir voicing içerisinde Do Re'ye de dissonans yapıyor. Fakat diğer seslerle olan ilişkisine baktığımız zaman bu bizi o kadar rahatsız etmiyor diyebilirim. Fakat buradaki en iyi, daha doğrusu şunu düşünmeniz lazım. Bu voicingleri seçerken en iyisi hangisi olabilir gibi bir yaklaşımı geliştiriyor olmanızda büyük fayda var. O zaman da bu durumda ya La minör 7'nin kendisi ya da La 6-9 akoru çok daha güzel tınlıyor diye düşünebiliriz. Daha sonra Re sesine geldiğimiz zaman işte burada Do majör için Mi minör 7'yi kullanabiliriz ya da La minör 11 şeklinde armonize edebiliriz. Ya da Do majör için düşündüğün zaman burada oldukça zahmetli bir fingering var. Şöyle göstermeye çalışayım. Burada Do, Mi, Si ve
Re'yi alarak basıyorum. Daha sonra Mi sesine geldiğim zaman burada Re, Sol, Si, Mi şeklinde basabilirim. Ya da Do majör 7'nin tabii ki de Drop 2'yu kullanıyorum. La minör için kullanırsam farkındaysanız çok böyle minik değişimler oluyor. İsterseniz hiç konuşmadan çalayım ilk baştan itibaren. Farkındaysanız şunu yapmaya çalışıyorum, hani tabiri caizse İngilizcesinde biz singing the melody gibi söylüyoruz gitar için konuştuğumuz zaman. Sanki bir şarkıcı varmış arkada ve o melodiyi söylüyormuşçasına çalmaya çalışmak chord melodinin belki de ilk başlangıçlarından bir tanesi. Bir de şuna dikkat etmeniz gerekiyor, o da pena tekniği için konuşmak gerekirse. Sesleri ben spell etmek diye bir laf söylüyorum öğrencilerime sık sık. O da şu anlama geliyor. Diyelim ki bu voicing'i basıyoruz. Şimdi farkındaysanız şöyle yapmıyorum. Şu şekilde bastığım zaman rap diye bir ses çıkıyor. Genelde bazen böyle öğrencileri falan görüyorum. Hani ne bileyim ben sol majör bassana deyince böyle bir şey yapıyorlar. Hani sanki çok böyle önemsiz gibi davranılıyormuş gibi geliyor bana bu sol majör. Ya da işte herhangi bir başka bir akor. Sonra bunu... Bunun sebebini tabii tam olarak bilemiyorum ama hani bir nasıl diyeyim parmakla göstermek olsa belki de birazcık pek dinlememekle alakalı bir şey. Bunu yapmayışımızın sebebi de bizim seslerle olan bağlantımızı belki gitarla çok iyi sağlayamıyoruz. Bakın mesela burada aç parantez şunu da söylemekte fayda var. Şarkıcılar genelde piyanistlerle çalışmak isterler. Bunu aslında kendi içgüdüsel olarak seçiyorlar. Çünkü buradaki drop two voicings birazcık yabancı gibi duyulabiliyor ilk başta. Eğer şarkıcı çok tecrübeli değilse diyelim. Çünkü piyanoda çok daha açık ve daha güzel tınladığını düşünebilirsiniz şeyin, enstrümanın. Fakat bunun sebebi tabii gitar değil aslında tam olarak. Belki de gitaristlerin kendisi olarak düşünmekte fayda var. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tabii ki de bana her zaman e-mail atabilirsiniz. nazimonuratamanetgmail.com adresinden tabii ki de. Onun dışında Instagram'dan atamanonur'dan beni takip edebilirsiniz. Comment kısmına tabii ki de sorularınızı, düşüncelerinizi paylaşmaktan çekinmeyin. Bunları sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Onun dışında bazen arada konserler falan oluyor. Belki dikkatinizi çekmiştir. Bir tane en son konser videomu paylaştım sizlerle birlikte. Ankara'da yaptığımız mükemmel bir konser oldu bence. Zoe isimli bir bestem. Bunu da seyretmenizi tavsiye ediyorum. Sorularınız varsa ya da işte besteyle ilgili bir takım düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Ciao.